Bitkilerle ilgili yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve kamuoyunun da yakından tanıdığı ünlü kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu, Milli Botanik Bahçesi'nin danışmanlığına getirildi. Açıklamayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Güldal yaptı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nde Milli Botanik Bahçesi ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Fakı Baba'nın da projeye özel önem verdiklerini belirtti. Sayın Bakanımızın talimatını da bir görevlendirmesinde arz etmek ve duyurmak istiyorum. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu hocamızı Sayın Bakanımız Milli Botanik Bahçesi'nin danışmanı olarak üst düzeyde bir görevlendirme nasip etmiştir, tayin etmiştir. Hocama şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bu projenin gelişimine, katkısına, ülkemizin ihtiyacına en çok yarayacak şekilde sonuçlanması için hep beraber biz de ona katkı sağlayıp destek vereceğiz. Elbette Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu projenin evveliyatında olduğu gibi bundan sonraki döneminde de en etkili şekilde bütçesiyle, imkanlarıyla, personel kaynaklarıyla olacaktır. Biz bir an evvel bu projenin hitam ermesini, hizmete ve faaliyete dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunun için de kaynaklarımız, mümkün olan kaynaklarımızı bir an evvel seferber etmek niyetindeyiz. Sayın Bakanımız da bu projeye çok önem veriyor ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın nazarında da dikkatle takip edilen bir program, bir projedir. Toplantıda Türkiye'nin bitkisel zenginliğini anlatan bir sunum yapan Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu ise Milli Botanik Bahçesi'nin tamamlanması sürecinde katkıda bulunacaklarını ve Türkiye'ye güzel bir eser kazandırmak istediklerini ifade etti. Burada neler yapılabilir? Bunu sizlere sunacağım. Tabii ki burada siz değerli öğretim üyelerinin ve bakanlığın içerisindeki çalışanların tabii ki katkıları da olacaktır. Bu olmuş bitmiş bir şey değil. Ancak belli bir temeli var. Burada idari olarak değil ama Türkiye Milli Botanik Bahçesi nasıl olmalıdır? Buna bakacağız. Profesör Doktor Saracoğlu, botanik bahçesinin nasıl oluşturulacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Şimdi biz bu işi nasıl çözeceğiz? Bizim Milli Botanik Bahçemiz nasıl olmalı? Yani 2600 dönümü biz nasıl dolduracağız? Şimdi önünüze koysak böyle, hadi ne yapacaksınız bakalım? Dediğiniz zaman işimiz zor. Bu proje çok basit. Şöyle, Türkiye'de 81 il var. Her ilde tarım il veya ilçe müdürlüklerimiz var. 81 ilimizde üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimize biz buradan 5 dönüm, 10 dönüm endemik bitki zenginliğine göre 30 dönüme kadar yer vereceğiz. Tarım İl Müdürlüğü ve üniversite, biyoloji bölümü, kimya bölümü, işte eczacılık varsa tıp fakültesi. Yani biz dolayısıyla tarım il müdürlükleri buradaki biyolojik çeşitliliğe sahip olan genetik kaynaklarımızı tespit edecek. Bunları yerinde tespit ettikten sonra üniversitelerimizde bunların endikasyonları kimyacılar, biyologlar, ziraatçılar, eczacılar ve tıp doktorlarının da himayesinde klinik deneylere tabi tutulacaktır. Ben üniversite gençliğimize çok ama çok güveniyorum. Çünkü neden? Gençlerimiz bilgiye aç. Bilgide irade yoktur. Bilgiye iradesini yükleyen insan aklıdır. Dolayısıyla gençlerimize bu bilgileri biz vereceğiz. Merkez laboratuvarımıza girecekler
ve burada çalışacaklar. Master tezleri, doktora tezleri, ne istiyorsanız. 81 ilin üniversitesi kendi tıbbi aromatik bitkilerini araştıracak. Endikasyonları ortaya çıkartacak. Bu üniversitelerden grup öğretim üyeleri, öğrenciler yüksek lisans ve doktora tezleri için buraya gelip konferans verecekler. Muhteşem konferans salonlarımız var. Sayın TAGEM Genel Müdürü gösterdi bana. Yani devletimiz böyle bir altyapıya sahip. Burada tartışacaklar, birbirleriyle tanışacaklar. Dolayısıyla istişare ve müşavere. Yüce Allah ilim kitabında ya Muhammed istişare et diyor. Müşavere et, tartış. Bilgi paylaşıldıkça ne oluyorsunuz? Ufkunuz genişliyor, daha çok zenginleşiyorsunuz. Dolayısıyla bu biyolojik çeşitliliğin içerisindeki genetik kaynaklarımızı artık el atamayacaklar. Babalarının çiftliği gidip oralarda bitkileri toplayamayacaklar. Burada devlet birçok yeri koruma altına alacak. Ha bir şey yetiştirilecekse efendim serada yetiştirilir. Bugün Çin bunu yapıyor. Yani bitkileri seralarda yetiştiriyor. Çin hatta o kadar ileri gitti ki biyoteknoloji yöntemlerini kullanarak bitkinin yaprağından, çiçeğinden, kökünden, anterinden bitkinin kendisini üretiyor. Tohuma bile ihtiyacı yok. Fakat biyoteknoloji ne kadar çok işin içine girerse aslından da o kadar uzaklaşıyorsunuz. Yani dolayısıyla en sonunda ne yaparsanız yapın genetik kaynaklara ihtiyacınız olacak. Bu tartışmasız bir gerçektir. Şimdi burada tabii ki biz yapılacak olan şey bir dijital data bankımız olacak. Türkiye florasında hangi bitkiler çalışılmış? Ben bakıyorum değerli öğretim üyeleri. Birkaç tane üniversite aynı bitki üzerine çalışıyorlar ve birbirlerinden haberi yok. Biri 3 yıldan beri çalışıyor, o biri yeni başlamış, o biri başlayalı 6 ay olmuş. Halbuki ne kadar güzel olur bu insanların bir araya gelip bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmaları. Evet, dolayısıyla burada bir genetik kaynağımız olacak. Şimdi bu Milli Botanik Bahçesi için şu söylenebilir. Ya hocam işte buraya bu bitkileri taşıyacaksınız ama bunlar aslı gibi değil. Burada halka bunu göstereceksiniz, tanıtacaksınız. Burası bir demo merkezi. Yani 2000 dönümü biz burada halka açıyoruz. Vatandaş Çorumlu, Urfalı, Diyarbakırlı, Mersinli, Trabzonlu. Ya benim Sultan Murat Yaylam'da hangi bitkiler var? Dur bakayım dediğinde hemen orada PLC'den girecek. Bitkinin yöresel ismi veya Latince ismi hemen çıkacak. 2000 dönümde biz onu hangi lokasyona dikmişiz? Yerinde görecek. Ha bunun genetik kaynağı orijinali nerede? O Anadolu'da. İşte bizim onları koruma altına almamız lazım. Dolayısıyla yeni yetişen evlatlarımız, ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki çocuklarımız burayı dolaşacaklar, burada bitkileri tanıyacaklar. Brokolinin sebze olduğunu bilmeyen çok insan tanıyor. Milli Botanik Bahçesi sayesinde ülkemizin genetik çeşitlilik haritasının da çıkarılacağını belirten Profesör Doktor Saracoğlu, enerjisiz yaşam var ama tohumsuz asla. Bu tohumların kıymetini bilmeliyiz. Anadolu'yu hiçbir teraziye sığdıramazsınız. Onun sığdığı yer sizin gönlünüzdür, dedi. Toplantıda İbrahim Saracoğlu'nun sunumunun ardından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışanlarından peyzaj mimarı Merve Yılmaz da Milli Botanik Bahçesi'nin son durumu ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Proje alanı olarak bu bölgenin seçilmesinin ise birkaç tane sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Ankara'nın 5 büyük üniversite yerleşim alanı arasında kalması, mevcutta hareketli bir topografyaya sahip olması, 2 adet su yüzeyinin varlığı, mevcut bitki tür sayısının yaklaşık 500'ün üzerinde olması, erozyon ve sulama tipleri için araştırma enstitüsü bünyesinde yapılmış araştırma parsellerinin bulunması,